Uzmana Sor programından herkese merhabalar. Bu hafta konuğumuz Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencileri Elif Nur Arpacı ile Buse Sena, Sevin Buse Özcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. İyi. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Öncelikle birinizden başlayayım. Elif Nur, seninle başlayayım. Elif Nur Arpacı kimdir? Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Elif Nur Arpacı. Şanlıurfalıyım aslen. 2 yıldır Atça Meslek Yüksekokulu'nda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencisiyim. Hı hı. 2. sınıf öğrencisiyim. Bu kadar. Hı hı. Peki buraya gelmeden önce Aydın'ı biliyor muydun? Nasıl bir yerdi? Neden Aydın'ı tercih ettin? Yani şöyle, Aydın'ı bilmiyordum. Sadece araştırmalarım sonucunda bu üniversiteye kanıya vardım. Öyle geldim, öyle tercih ettim. Nasıl buldun Aydın'ı? Güzel. Yani beklediğimizin şeyinde değil ama güzel, idare ediyoruz şu an. Ne bekliyordun? Yani şöyle, çevre olarak daha çok şey bekliyordum. Hani etkinlik olarak, daha doğrusu. Etkinlik olarak da daha çok şey bekliyordum. Evet. Urfa nasıl oralarda? Urfa güzel. Güzel. Güzel, evet. Peki Buse, sen çok uzak değilsin. Manisalısın, Manisalıyım. Egelisin. Aydın'ı tercih ettin. Evet. Nasıl buldun sen Aydın'ı? Yani Aydın'ı aslında ben bir nevi Manisa gibi buldum. Yani çok bir beklentim yoktu zaten. Bilerek geldim. Öyle. Peki seni tanıyalım o zaman. Ben Buse Özcan. 2 yıldır burada okuyorum. Atça Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisiyim. 2. sınıfım. Öyle, o şekilde. Bir projeniz var sizin. Evet. Biraz da aslında hemen bir o projeye mi değinsek? Neler yapıyorsunuz? Nedir o proje? Bize de anlatır mısınız? Şimdi öncelikli olarak projemizin asıl amacı sosyal sorumluluk projesi. Okulumuzda 2 tane konumuz vardı. O şekilde başladık. Biri su tasarrufu, biri de organ bağışıydı. Şöyle hemen devam edeyim. Bu konu aslında bizim ana dersimizin konusu. Proje dersimiz. Hocamız ilk senemizden beri itibariyle bize aşılamaya başladı bu proje mevzusunu. İlk başta gruplar halinde ilerledik. Gruplarımız oluştukça konularımız ortaya çıkmaya başladı. Ardından düzgün bir konu ortaya çıksın diye hocamız oylama kapsamında hem suyu hem de organ bağışı çıktı. Öyle ilerlemeye çalıştık. İlk dönemde normal dosya olarak çalıştık biz. İkinci dönemde etkinliklerimize, projelerimize devam ettik. Neydi o etkinlikleriniz? Neler yaptınız? Şöyle, ikimiz de ayrı gruplarız aslında. Buse kendisi farklı etkinlikler yaptı. Bazı etkinliklerimiz ortaktı. Bazılarımız da işte farklı farklı etkinlikler yaptık. Örneğin okulumuzda ikinci öğretimden arkadaşlarımız bisiklet bahar şenliği kapsamında bisiklet turnuvası vesaire düzenlediler. Ardından öbür arkadaşlarım yine çalışmalarına devam ediyor bildiğim kadarıyla. Evet. Daha sonrasında biz kendimiz iki grup olarak ilk başta büyük bir kapsamlı araştırma neticesinde organ bağışı ile ilgili en doğru bilgiyi Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden alacağımızı düşünerek oraya başvurduk. Onlar da bizim okulumuza sağ olsun gelip seminer verdiler. Seminer programı gerçekleştirdik. Seminer programı gerçekleştirirken de aynı zamanda formlar getirdiler. Formlar, organ bağışı ile ilgili formlar getirdiler. Bağış hani bağışlamak için vesaire. Öyle bir farkındalık yaratmaya başladık. Peki kitlelere ulaşabildiniz mi? Yine böyle bağış için? Hayır, aslında çok fazla ulaşamadık. Çünkü aslında toplum bu konu hakkında çok fazla ön yargılı. Yani bizim düşüncemiz o şekilde ve yaptığımız araştırmalarda da o şekilde oldu. Çok fazla bir kısma ulaşamadık. Zaten belirli bir hedef kitlemiz vardı. Ona yöneldik sadece. Elimizden geldiği kadar seminer çalışmaları yaptık, röportaj çalışmaları yaptık. Zaten ikimizin de ayrı ayrı ana projemiz vardı. Onları gerçekleştirdik. Bu şekilde ilerledik. Peki bu projeyi gerçekleştirmekteki amacınız neydi? Asıl amacınız neydi? Asıl amacımız aslında farkındalık yaratmak. Yani ne kadar çok insanı bilinçlendirirsek bizim için o kadar iyiydi. Yani yaptığımızı düşünüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Projemiz aslında basamak basamak ilerlemeye çalıştık. Hani küçük küçük aşılamalarla aslında organ bağışı Türkiye'de hani olağan var olan bir şey. Biz bunu küçük küçük ilerlemeye başladıkça hani dikkatleri üzerimize çekmeye başladık. Öyle de bir sonuca varmaya çalıştık. İlk başta okulumuzdan başladık. Kendi grubumuz olarak Buse'de ayrı anlatsın. İlk başta okulumuzdan başladık. Şöyle bilgi kapsamında hani okulumuzda kimler ne biliyor organ bağışı ile ilgili. Bilinçliler mi, bilinçsizler mi? Bunları öğrenmek için anket düzenledik. Ardından dediğim gibi İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak seminer gerçekleştirdik.
sonrasında da düşündük hani hedef kitlemizi nasıl kendimize çekebiliriz diye. Belgesel şey yapmaya, çekmeye başladık. Hocamız sağ olsun, Muhammed hocamız, dini açıdan da konulara değindik belgeselimize. Sorularımızı yanıtladı Muhammed hocamız. Öyle hem hedef kitlemize ulaşmayı hem de insanlara organ bağışını daha çok aşılamayı hedefledik. Şimdi o belgesele de gelirsek, bir hocanla röportajımız vardı sanırım. Oraya da bir girsek, neler sordun, ne cevaplar aldın, nasıldı? Şöyle, organ bağışı dini açıdan en büyük sorumuz, caiz mi sorusu. Şöyle, organ bağışı aslında ön yargıyla başlayan, aslında caiz olan, hani uygun olan bir şey. Büyüklerimize danıştığımızda aslında etraftan gelen sözler şöyle. Ölen bir kişi öldükten sonra parçalanacak ya da parçalı bir şekilde ceset halinde ya da öyle gömülecek diye bir kanı var. Aslında öyle bir şey yok. Biz tabii tam bilgili değiliz ama şöyle öğrendiğimiz kadarıyla önce normal bir insan ameliyat edilir ya, dikişli halinde öyle gömülüyor. Aslında bir parçalanma söz konusu değil. Normal bir şekilde aynı itinayla yapılıyor bu organ bağışı aslında. Yani öyle, hem dini açıdan uygun hem de insanların hani eskiden kalma bir korkusu var ya da biz ölüye karşı bir saygımız vardır ya toplumca. Hani o saygıdan dolayı pek yaklaşılmıyor ya da aslında mucizeyi öğrenseler organ bağışı ile ilgili, bir bedenden başka bir bedene o yaşama sevincini öğrense toplumumuz, daha güzel yerlere gelebiliriz. Evet, tabii ki insanlar birazcık daha duygusal bakıyorlar aslında. İşte bir yakınlarının organ bağışında hani delik deşik olacak falan ama onun dikilip de o şekilde gömüleceğinden çok fazla haberdar değiller. Bunun için de yaptığınız proje de aslında çok güzel bir proje. Yani önce kendinizden başlamışsınız zaten. Daha sonra artık böyle halka doğru duyurmaya çalışıyorsunuz ki bence duyurmuşsunuzdur da. Çünkü birçok etkinliğiniz var, birçok haberlere çıktınız. Yine belgeseller, onu da yayınlıyoruz zaten. Peki okulda başka sosyal sorumluluk projeleri var mıydı, nelerdi? Okulda iki tane sosyal sorumluluk projemiz vardı. Bir organ bağışı, bir de su tasarrufu. Bazı arkadaşlarım su tasarrufu ile ilgili organ proje yapmaya karar verdiler. Yani onlar da işte bizim gibi yine seminer düzenlediler okulda, stand açtılar. Yine farkındalık yaratmak için birçok şeyi yaptılar. Yani tam nelerdi? Şimdi su tasarrufunun hedef kitlesi daha küçükler oluyor. Evet. Arkadaşlarımız sağ olsunlar ilkokullarımıza, Nazilli'de ya da Aydın'da tam olarak bilgim yok ama Nazilli'de ilkokullara, çocuklara o su tasarrufunu aşılamaya başladılar. Atıyorum küçücük bir çocuğa diş fırçasının nasıl suyu işte bardak halinde içmesi gerektiğini, aslında geri dönüşleri de çok güzel olmuş onların, tam şey yapamayız ama organ bağışının hedef kitlesi 18 yaş üzeri bireyler ama su tasarrufunun hedef kitlesi daha küçük yaştan başlıyor, aşılanmaya başlıyor. Bunun da farkındalığını yaratmak için aslında her ailede çocuk var, biz de çocuktuk zaten küçükken, onu aslında ebeveynlerin aşılaması gerektiğini düşünüyoruz. Öyle. Arkadaşlarımız su tasarrufuyla ilgili yine okulumuza seminer verdiler. Ayrıca ilkokullara farkındalık çalışmaları yaratmaya çalıştılar. Bildiğiniz kadarıyla Atça'da ve Sultanhisar'da şenlikler var. Çilek Festivali kapsamında hem orada farkındalık yaratmayı amaçlıyorlar, pankartlar açıyorlar, sergiler yapıyorlar, çocuklara, küçük çocukların dikkatini çekebilecek şeyler yapıyorlar. Her türlü şeyi, yani hedef kitlemize daha çok ulaşmayı hedefliyoruz aslında. Evet. Organ bağışı için de katıldınız mı Çilek Festivali'ne? Hayır, katılım sağlamadınız. Tamam. Peki bu projeyi gerçekleştirirken mutlaka bir zorluklar olmuştur. Çok kolay bir şey değil çünkü sosyal sorumluluk projesi ve organ bağışı. Hani insanların çok böyle yaklaşmadığı, korktuğu, çekindiği diyelim. Hani yoksa yapmak istemediklerinden değil de korkuyorlar. Hangi, ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Yani öncelikli olarak zaten İl Sağlık Müdürlüğü'yle sürekli iletişim halindeydik. Aslında biz hastalara ulaşıp onlarla röportaj yapmak ya da yaşadıkları zorlukları öğrenmek çok istedik. Ama maalesef bunları bize sağlayamayacaklarını söylediler. Yani başta o tarz, resmi belgelerin işlemleri uzun sürdüğü için bu tarz bir şey yapamayacaklarını söylediler. Onun haricinde başka... Şöyle, resmi belgeler tabii ki de en
şey zorluk hı-hı. olan kısmı oydu. Biz geç başladık, ikinci dönem başladık evet. etkinlik proje, ana projemize çalışmaya. Resmi projelerde belgeler almak, izin çıkarmak daha zorluk oluyor. Ayrıca belgeseli çekmekte atıyorum kamera, mikrofon ya da açılar belirlenmesi. Yani biz tecrübesiz öğrencileriz sonuçta. Belirlenmesi, kendi çapımızda yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık aslında. Hem Buse olsun, hem ben oğlum, hem okulumuzda öyle. Yani yapabileceğimizin nasıl topluma farkındalık yaratabiliriz her iki projede de onu amaçladık sadece. Peki bu proje, bu gerçekleştirdiğiniz proje size neler kattı, neler öğrendiniz? Sırayla alayım böyle sizden. Ya aslında biz de bu projeye başlamadan önce organ bağışla ilgili bu kadar fazla bilgiye sahip değilmişiz. Hı hı. Çünkü gerçekten çok genel ve kapsamlı bir konuymuş. Ya bu proje sayesinde organ bağışının önemini grup arkadaşlarım olarak, ayrıca arkadaşım olarak birçok şeyi öğrendik. Birçok çalışma yaptık zaten. Yani bizim için aslında güzel ve verimli bir zamandı. Bilmediğimiz çoğu şeyi öğrendik. O şekilde. Evet. Kendi açımdan bahsedecek olursam. Şöyle, organ bağışını tabii ki de bir bilgim vardı kısa da olsa. Yani sonuçta herkesin elinde telefon vesaire her şey var. Araştırabiliyoruz her şeyi. Organ bağışını ilk zaten bizim oylama olduğunda derste ben önermiştim. Bizim grup halinde önermiştik organ bağışını. Şöyle, organ bağışı bence mucizevi bir şey. Evet. Nasıl doğum mucizevi bir şeyse organ bağışı da mucizevi bir şey. Sonuçta bir ölüden ya da bir donör hani bulunuyor ya da bağış bekleyen birçok insan var tabii ki de Türkiye'de. Ondan alıp başkasına vermek, onu yaşatmak çok güzel bir şey bence. Hani keşke elimde olsa ben de yapsam. Çok isterim hani yapmayı vesaire. Bunu insanlar aşılamak daha güzel bir şey bence. Organ bağışı ne gibi bir etki bıraktı bende? Şöyle, grup halinde çok çalışmalar yaptık, çok araştırmalar yaptık. Hem hocamız olsun, hocalarımız komple bize yardımcı oldular. Evet. Tekrar teşekkür ederiz kendilerine. Hem onların yardımlarıyla, hem Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün yardımlarıyla bizi daha çok bilgilendirdiler. Aynı zamanda biz de bilinçlendik. Hem etrafımızdaki insanları da bilinçlendirdik. Yani o kadar çok güzel bir şey olduğunu, bir insanın başka bir insana yaşatabildiğini, yani ölmüş daha iyi olsa, onu öğrenebildik, onu öğrendik. Dini açıdan problemleri kendi açımdan söylemek gerekirse, onu daha çok benimsedim, daha çok bilgilendim o açıdan. Yani o kadar. Peki proje kapsamında kaç kişiyi organ bağışı gönüllüsü olarak ikna edebildiğiniz var mı öyle? Yani ortalama olarak bir cevap veremeyiz evet. tabii ki de. Biz seminere geldiklerinde bize form getirmişlerdi. Okulumuzda çoğu kişi o formu doldurdu. Evet, doldurdular. Hani kriterler olduğu için, seçme kriterleri olduğu için kimin organ bağışına, hangi organa ihtiyacı olduğunu biz tam olarak bilemediğimiz için genelde onlar gizli olarak yapılıyormuş. Evet. Hani fazla medyaya diyeyim yansıtılmıyormuş, öyle söyleyebilirim size. Yani ikiniz de dışarıdan geldiniz, Aydın'ı da çok fazla tanımıyorsunuz ama bu sosyal sorumluluk projesiyle hem aslında çok insan tanıdınız hem de biraz da tabii ki zorlanmışsınızdır çünkü Aydın'ı tanımıyorsunuz. Yani şöyle, iletişim çabuk ki de çok zordu. Evet. Ama bence güler yüz ve doğru hitap etme şekli bunun tamamen anahtarı diye düşünüyorum. Tabii ki de geri dönüş alamadığımız bir sürü yer oldu. Evet. Hem arkadaşlarımın, hem okuldaki arkadaşlarım, hem de kendimin. Hedefimize ulaşmayı daha çok amaçladık. Yani buna ulaştığımızı düşünüyor muyum? Evet, düşünüyorum. Güzel bir şey yaptığımızı düşünüyor muyum? Evet, evet. düşünüyorum. Yani iletişim kurmak ya da bir geri dönüş sağlamak çok bizim için nimetti aslında. Yani onu sizden olsun, size de teşekkür ederiz programımıza davet ettiğiniz için. Sizden olsun, kanalınızdan olsun geri dönüşler almak bizi çok mutlu etti. Ayrıca arkadaşlarımın yaptığı işte etkinliklerin habere çıkması, evet, bizim çok sesimizin duyurulması çok mutlu etti bizi. Yani o kadar diyebilirim. Tabii ki de kötü durumlar oldu ama iyi durumları daha fazlaydı bizim için. Peki bu proje artık böyle ya sizden sonra da devam eder mi yoksa artık evet siz yaptınız ve bitti mi? Yine devam edecek mi, sizden sonra nasıl olacak? Mezun olacaksınız çünkü bu sene. Evet. Ya mezun olacağız. Ya bu zaten bizim bir ödevimiz, proje ödevimiz. Hani bizden sonra da
başka bir grup alacak bunu. Farklı farklı her sene farklı bir konu olarak işlenecek ama biz elimizden geldiği kadar organ bağışıyla ilgili dikkat çekmeye devam edeceğiz. Şimdi bununla başladınız ya bu projeye, artık size bir etki de bıraktı. Evet. Bundan sonraki hayatınızda da böyle organ bağışıyla ilgili mücadele edecek misiniz? Yani elbette. Yapabildiğimiz kadar tabii ki de. Yani sözel olarak insanlara onu aşılamayı devam edeceğiz diyelim. Yani elimizden geldiğince etrafımızı ne kadar bilgilendirirsek bu konu hakkında. Çünkü etrafta bir ön yargı, bir yanlış bilgi dolaşıyor, bilinçlendirilememe dolaşıyor aslında. Ne kadar bilgilendirirsek o kadar aslında bir sürü insana hayat vermiş olacağız. Onun için bizim için çok güzel, zevkli yani bu iş mi diyeyim ve projemizi yürütmek çok güzel oldu aslında. Hiç sokağa çıktınız mı peki? Evet. Organ bağışıyla ilgili ne gibi tepkiler aldınız? Nasıldı sokağın durumu? Yani insanlar çok, biz geçen gün defile çalışmamızı gerçekleştirdik Nazilli Belediyesi'nin önünde. Hani böyle insanlara böyle küçük el broşürleri tarzı bir şeyler vermiştik. Onlara bile dönüp almadılar mesela. Hani çok fazla dikkat çekmiyor aslında. Yani ya da görmek istemiyorlar. O şekilde oluyor. Yani öğrenci olduğumuz için aslında. Evet. Bir noktada o da o şekilde. Az şeye geçiyoruz hani aslında. Bir insanın üzerinde etkiyi daha çok az bırakıyoruz öğrenci olduğumuz için. Atıyorum siz mesela sokakta bir sürü öğrenciyle karşılaşıyorsunuzdur ya da etkinlik yapan. Hani fazla kimse duyarlı değil normal öğrencilerin etkinliklerine vesaire. Öyle diyebiliriz. Peki sizce nasıl bilinçlenebilir halk? Şöyle diyebilirim. Her insan aslında Nazilli'de hala etkinlik yapan çocuklarımız var. Geçen dün gittiğimde sergi açtıklarını gördüm. Hani dönüp bir bakılması ya da onlara destek verilmesi çok önemli bence. Yani her türlü imkan sağlanabilmesi öğrencilere bir kere çok büyük bir nimet bizim öğrencilerimiz, biz için. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün ne gibi destekleri oldu size? Şöyle, tabii ki de bizi çok güzel karşıladılar Aydın İl Sağlık Müdürlüğü. Her türlü desteği sağladılar. Hem okulumuzda seminer, ayrıca afişleri kendileri getirdiler. El broşürleri açacak olsun. Ne kadar dikkat çekebilirsek hani o kadar okulumuza ya da toplumumuza o kadar bilinçlendirme sağlayabileceğimizi düşünerek her türlü imkan sağladılar bize. Peki başka yerden destek almadınız mı? İl Sağlık Müdürlüğü'nden ayrı size destek veren kurum, kuruluşlar olmadı mı? Biz ayrıca defile çalışmamızı gerçekleştirirken Nazilli Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Defile için bize ses sistemi, bir alan vesaire bu şekilde bir yardımlaşma oldu. Bu kadar. Peki defile bir şey mi söyleyecek? Yani daha çok benim açımdan kişi olarak yardımda bulundular bizim projemize. Okuldaki hocalarımız sağ olsun çok büyük destek verdiler bize. Yani o kadar, onu diyecektim. Peki defileye gelirsek o süreç nasıl oldu, nasıl başladı, neler yaşadınız, onu bize biraz anlatır mısın? Öncelikli olarak mekan. Yani nerede yapacağımızı bir ayarlamaya çalıştık. Bunun için Nazilli Belediyesi ile iletişim haline geçtik ve Nazilli Belediyesi tam karşısında bir meydan vardı. Orada defilemizi gerçekleştirmek için tarih ve saat ayarladık. Ardından kıyafetlerimizi bastırdık. Her birinin üstünde organ, okulumuzun ablemi ve ajansımızın ablemi. Arkasında da sloganlar olarak bastırdık. Her birinden üçer tane bastırdık. Arkadaşlarımızla ben öyle giriş konuşması yaptım, açılış konuşması yaptım. Sonra arkadaşlarımızla tek tek tişörtlerimizle beraber yürüdük. Bu şekilde gerçekleştirdik defileyi. Orada tepki nasıldı peki? Yani beklediğimiz gibi bir tepki yoktu. Yani insanlar tabii ki de dönüp baktılar ama hani böyle durup da izleyeyim tarzında herhangi bir şey olmadı. Yani belki işleri vardı. Olabilir, artık öyle hani diyelim. En azından dönüp bakmaları bile evet. Sizi mutlu etmiştir eminim. Çünkü dönüp bakmayan da, yani şu anlattıklarınıza göre çünkü çok duyarsız insanlarla karşılaşmışsınız. Umarım böyle sizden sonraki arkadaşlar da böyle bu projelerle artık bütün halkı uyandırırlar, bilinçlendirirler diyelim. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. Ayrıca bize yardımcı olan hocalarımıza ve okulumuza da bize böyle bir projeye de destek oldukları için çok teşekkür ederiz. Onun haricinde başka söylemek istediğiniz bir şey yok. Başka söylemek istediğiniz bir şey yok. Bizi izleyenlere neler söylersiniz? Şöyle, organ bağışıyla ilgili önce ön yargılarımızı kıralım. Evet. En başta bunu söyleyebilirim. Organ bağışıyla ilgili ön yargılarımızı kıralım. Ayrıca doğru bilgiyi araştırmaya yönelelim bence. Yani insanların atıyorum defilede bahsettiği gibi görüp hani dönüp bakalım ama izleyelim orayı. Hani bir farkında varalım. Hani
organ bağışı ülkemizde sorun, bunu kabul ediyoruz ama dönüp bakmıyoruz. Hani o sorunu çözmeye çalışmıyoruz belki de. Yani ön yargılarımızı kıralım öncelikle, yine söylüyorum. Doğru bilgiyi araştıralım. Kulaktan İl Sağlık Müdürlüğü'nün çok güzel siteleri var. Onlara evet. bakabiliriz. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün normal, Türkiye'nin İl Sağlık Müdürlüğü'nde çok güzel organ bağışıyla ilgili sitelerimiz var. Onlara bakabilirler. Bilgilendirici sitelerimiz var. Onlara bakabilirler. Atıyorum animasyonlar düzenliyorlar. Onlara bakabilirler. Hani aslında telefonlar elimizde ama bakmıyoruz hiçbir şeye. Onlara bakabilirler. Sadece bunu diyebiliriz. Yanlış bilgiden uzak duralım. Evet, yani kulaktan dolma sadece. Bilgilerle. Yani projeniz evet. çok güzel. Ben katıldığınız için, bizi bilinçlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu sene de mezun oluyorsunuz artık. Hani evet. Aydın'da bulunur musunuz, bulunmaz mısınız? Hedefleriniz neler bilmiyorum. Önce bir onu da bir sorayım kapatmadan. Var yani, mı hedefler? Hedef olarak öncelikli olarak bir mezun olmak istiyoruz ikimiz de. Ardından stajımızı gerçekleştirdikten sonra tabii ki de artık iş hayatına atılmayı düşünüyoruz ve yüksek ihtimalle halkla ilişkilerden devam edeceğiz. Yani gidişatı şu an göremiyorum ama güzel olacak gibi. Olur olur. Umarım. Buse'ye katıyorum aslında stajımı yaptıktan sonra. Yani şu an 2 yıllık ama DGS ile 4 evet, yıllığa ya da de. Radyo televizyon bölümüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Ya da ayrıyeten 2 yıllıktan sonra bir KPSS süreci var. Ona hazırlanıp iş hayatına atılmayı bir an önce ben çok istiyorum şahsen. Yani öyle. Evet değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencileri Elif Nur Arpacı, Sevin Buse Özcan bizlerle birlikteydi. Elif Nur'la Buse'nin hazırlamış olduğu sosyal sorumluluk projesiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Organ bağışı için başvuru süreci nasıl işleniyor ve adaylar hangi adımları takip etmelidir? Organ bağışı, 18 yaşından büyük bireylerin bilinçli bir şekilde ve özgür iradesiyle organlarının bir veya birkaçının kendi ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılması için bağışlamasıdır. Organ bağışında bulunmak isteyen kişi kimlik kartı ile sağlık kurumlarına organ bağışı birimine müracaat etmelidir. Organ bağış formuna gerekli bilgiler kayıt edilir. İmza işlemleri sonrası kişi organ bağışı kaydını yapmış olur. Organ bağışçısı, yoğun bakım ünitelerinde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşmiş olduğunda, yani tıbben ölü kabul edildiğinde ve organları zarar görmemiş ise, organları diğer hastalara nakledilebilir. Ayrıca bağış yapmış kişinin beyin ölümü gerçekleştiğinde ailesinden onay alınarak organları kullanılmaktadır. Organ bağışı yapacak bir kişi hangi test ve değerlendirmelerden geçmek zorundadır? Organ bağışı başvurusu yapacak kişiden herhangi bir test istenmez, herkes organ bağışında bulunabilir. Çünkü organlar kullanılacağı zaman, yani bağışçının beyin ölümü tespit edildiği zaman gerekli testler yapılır. Eğer canlı verici olacaksa nakil işleminden önce hekimin uygun gördüğü test ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Organ bağışı kaydı yapmak için gerekli olan belgeler nelerdir ve bu belgeler nasıl temin edilir? Organ bağışında bulunmak isteyen kişi kimlik kartı ile sağlık kurumlarına organ bağışı birimine müracaat etmelidir. Canlı verici olmak isteyenler için ise kimlik kartı dışında nakil merkezinin isteyeceği gerekli evraklar olacaktır. Organ bağışı işlemi sırasında hangi tıbbi prosedürler uygulanır ve bu prosedürler nasıl gerçekleştirilir? Organ bağışı işleminde herhangi bir tıbbi prosedür uygulanmaz. Sadece nakil olma aşamasında kullanılacak organa göre gerekli testler, değerlendirmeler yapılır. Her organ için prosedür farklıdır. Organ bağışı formu ameliyat için gerekli izin belgeleri ve benzeri evraklar için imzalar gerekli olacaktır. Eğer canlı verici ise hekimin uygun ve gerekli göreceği testler ve değerlendirmeler yapılır. Organ bağışı yapmak isteyen birinin sağlık durumu hangi kriterlere göre değerlendirilir? Organ bağışı başvurusu yapacak kişiden herhangi bir test istenmez. Herkes organ bağışında bulunabilir. Sadece nakil olma aşamasında kullanılacak organa göre gerekli testler ve değerlendirmeler yapılır. Canlı vericiler için de ameliyat öncesi hekim tarafından değerlendirilir. Her organ için kriterler farklıdır, ancak genel olarak vericinin akli dengesinin yerinde olması, 18 yaşından büyük olması, bağış yapmaya gönüllü olması
baskı altında kalarak organ bağışında bulunmaması, genel sağlık durumunun iyi olması, kronik veya bulaşıcı bir hastalığının olmaması, özellikle de bağışladığı organın sağlıklı olması. Ameliyat sonrası bağış yapan kişinin sağlık durumunun iyi olacağının, yani verdiği organ yüzünden hayatının tehlike altına girmemesi ve benzeri şekilde. Kriterleri mevcuttur. Buna göre gerekli test ve değerlendirmeler yapılarak hekim tarafından organ nakli için kabul edilir. Organ bağışı için ne tür bilgi verilir ve hangi süreçleri beklemesi gerektiği hakkında nasıl bilgilendirilir? Canlı organ vericisi hangi organı bağışlıyor ise, o organı işlevi, alındıktan sonra bağışçıda neler olacağı, hayatının geri kalanında neler olabileceği ve nelere dikkat etmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirilir. Organ bağışı yapıldıktan sonra bağışçı ve alıcılar için takip eden süreç nasıl işler? Gerekli olan sağlık taramaları, değerlendirmeleri sonrası uygun alıcı ve verici nakil ameliyatına alınır. Sonrasında hastanede takip ve tedavileri devam eder, taburculukları sonrası hekimlerinin uygun gördüğü aralıklarla kontrolleri yapılır. Organ bağışı yapmak isteyen birinin karşılaşabileceği olası riskler ve yan etkiler nelerdir ve bunlarla nasıl başa çıkılır? Öldükten sonra organlarının kullanılması amacıyla organ bağışlayanlarda bir risk yoktur. Zaten kendileri öldükten sonra organları alınacak. Peki, canlı donörler için kısa bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Canlı verici donörlerin temel amacı, alıcıya yardım edebilmektedir. Bu nedenle canlı vericiler, dış baskı, zorlama, tehdit ve benzeri her türlü diretmeden uzak olarak, kendi iradelerin doğrultusunda bağış yapma kararlarını vermelidirler. Tıbbi değerlendirme sırasında donör güvenliği, tüm organ nakli ekibi için en önemli unsurdur. Canlı verici adayına organ nakli ekip tarafından yapılan kimlik muayene ve laboratuvar testleri esnasında herhangi bir zarar gelebileceğine dair bir bulguya rastlanırsa, testler o aşamada sonlandırılır. Dolayısıyla her nakil işlemi bir ameliyattır. Herkes için geçerli olan sağlık riskleri ameliyata girecek canlı bağışçılar için de geçerlidir. Nakil yapacak hekim hem alıcı hem vericiye gerekli bilgilendirme işlemi sonrası tedavisini yapmaktadır. Vericinin de gerekli tedavi ve takipleri yaparak hayatına kaldığı yerden devam etmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. Şimdi de Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencilerinin organ bağışında dini açıdan bilgi aldıkları röportaj sizlerle. Merhaba, ben Hande Nur Karan. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu'nda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğrencisiyim. Bugün gerçekleştireceğimiz röportaj organ bağışında farkındalık ile ilgili. Sorularımızı ilahiyatçı eğitimci Muhammed Aydın hocamıza soracağız. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi ilk soruma başlıyorum. Organ bağışı caiz midir? Evet, öncelikle böyle bir projede yer aldığınız için sizleri tebrik ederiz. Çünkü önemli bir konu. Toplumun belki üzerinde çokça durmadığı bir konu. Ama sizin bunu tekrar gündeme getirmeniz önemli. Evet, organ bağışı caiz midir sorusunun cevabı, evet caizdir. Ama bazı şartları gerekmektedir. O şartlar nelerdir? Bu şartlar nelerdir diye baktığımızda ilk önce şartlara geçmeden önce şunları söylemek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde Allah-u Teala anlamıyla her kim ki bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur der. Dolayısıyla İslamiyet insan merkezidir. Yaşatmaya endeksli, odaklı bir dindir. İlk önce bunu bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de insanın değeri noktasında çok önemli ayet-i kerimeler de mevcut gençler. İnsan eşref-i mahlukattır. Çok değerli ve en değerli varlıktır hatta. Mükerrem bir varlıktır. Allah-u Teala'nın kendisine çokça nimet verdiği bir varlıktır. Yani kainatın merkezinde olan bir varlıktır. Hal böyle olunca insana ait olan her şey önemlidir. Organ da önemlidir, uzuv da önemlidir veyahut diğer her şey önemlidir. Organ bağışı caiz midir, değil midir sorusunun cevabını ilk asırlarda bulamıyoruz. Neden? Çünkü böyle bir konu yok. Böyle bir konu konuşulmuyor. Kur'an ve sünnette de bu konuyla ilgili açık bir hüküm bulunmamakta. Daha sonra fakihlerimiz, yani fıkıh alimlerimiz, müştehitlerimiz, yani içtihat eden alimlerimiz kıyas yoluna giderek bu konuda caizdir diyorlar. Ama bazı şartları gerektirdik. Peki bu şartlar nedir? Önemli olan bu. Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
Din İşleri Yüksek Kurulu kararlarında da bu kararlar, şartlar mevcut arkadaşlar. Oraya da tabii ki bakabilirsiniz. Nedir bu şartlar? Birincisi zaruret halinin bulunması. Yani ne demek zaruret halinin bulunması? O uzvu kurtarmak için başka bir çare yok. Muhakkak ki o organ naklini yapmamız gerek. Bu zaruret halidir. Yani keyfi bir organ bağışı gerçekleşemez. Keyfi bir organ bağışı gerçekleşemez. Zaruri olması lazım. İkinci olarak şartı nedir? İkinci olarak arkadaşlar, hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğinin zannı galibinin bulunması. Ne demektir bu? Diyelim ki siz doktorsunuz, hastanız var. Sadece ve sadece organ nakliyle bu hasta iyileşebilir zannının, sizin bu konudaki kanınızın yüksek bir şekilde olması gerekir. İkincisi bu. Üçüncüsü, organ veya doku nakli yapılacak kimsenin mutlaka tabii ölmüş olması gerekir. Eğer canlı olarak alınacaksa, yani bu bir donör anlamına gelir, temel bir hayati fonksiyonunu devre dışı bırakmaması gerekir. Mesela böbrek bunun örneğidir. İki böbrekten bazen bir böbreğini hayati fonksiyonunu etkilemediği için, yaşam alanını etkilemediği için ne yapabiliyor? Verebiliyor. Ama diğerinde muhakkak ki o hayati şartlarının bitmiş olması, ölmüş olması gerekir. Bir diğer şart nedir diye baktığımızda, özellikle toplum açısından önemlidir bu. Organ nakli yapılacak kimseden bunun için rıza alınması gerekir. Yani razı olması gerekir. İzin alınması gerekir. Aksi takdirde günümüzde de çokça karşılaştığımız organ kaçakçılığının, organ mafyacılığının, küçük çocukların hayatı üzerinde oynanan oyunları görebiliyoruz. Onun için bir izin alınması, rıza olması önemli bir yere sahiptir. Bir diğer şart nedir? Alınacak olan organdan hiçbir ücretin talep edilmemesi. Yani bir ücret karşılığı yapılmaması. Ücret karşılığında yaptığımızda zaten bu mesele ticarete girer. O zaman bir organ ticaret limited şirketi kurmak gerekir ki bu da asla hem İslami değil, hem insani değil, hem de toplumsal manada bir doğruluk yapılmamaktadır. Bir diğer madde, son olarak şartı da bunun bir kontrol altında olması, devlet kontrolü altında olması gerekir. Yoksa merdiven altı organcılar veya farklı kaçakçılar ortaya çıkabilir. Bir kontrolün, otokontrol mekanizmasının olması gerekir. Bu şartlara uyduğunda organ nakli, organ bağışı caizdir. Teşekkürler. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Buyurun. Organ bağışının dini açıdan ahiret hayatına etkisi nasıl değerlendirilebilir? Evet, ahiret hayatına etkisi. Baktığımız zaman ilk önce bir Müslümanın zaten Allah'a iman ve ahiret gününe iman meselesi en önemli iki parametresidir yani. Bu meselenin, organ bağışının ahirete iman, ahiretteki bize vereceği fayda nedir diye sorduğumuzda, bir defa İslam dini paylaşma dinidir. İslam dini eli olmayana el olmaktır, gözü olmayana göz olmaktır, ayağı olmayana ayak olmaktır. Yani İslam dini toplumsal bir dindir, bireysel bir din değildir. Ben sadece kendimi düşünürüm anlayışına sahip bir anlayış yoktur İslam'da. Toplumsal bir dindir. Dolayısıyla toplumun huzurunu sağlayacak, toplumun refahını sağlayacak, toplumun sağlığını sağlayacak her şeyde İslam vardır. Ahirete yönelik faydası da bizim bu dünyada yaptığımız her iyinin karşılığını Allah Azze ve Celle ahirette kat be kat zaten bize mükafat olarak verecektir. Organ bağışı yaptığımızda, organ bağışını hayatımıza aldığımızda bir defa belki bir insanı kurtarmakla bütün insanlığı kurtarmanın eşdeğer sevabını alacağız. Bir insana yardım eli uzatmanın sevabını alacağız. Yine toplum içinde o insanı kazandırmanın bize sağlayacağı faydayı ve sevabı da alacağız. Ahirete yönelik, ahiret noktasında organ bağışının faydaları saymakla bitmez. Ama özet olarak, öz olarak bunları ifade edebiliriz. Bu noktada şartların uyan bir kimsenin muhakkak organ bağışı noktasında duyarlı olmasını da tavsiye ediyoruz. Yinelemek gerekiyor. Böyle bir projede bulunduğunuz için hepinizi tebrik ederim. Başka bir sorunuz varsa buyurun. Yok, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olun.